çok sık yaşanan hatta hepimizin hayat hikayesinde rastladığımız, aklımızda kalan bir fiziksel sorun var. Geniz eti ve bademcik. Bu sık görülen bir durum. En belirgin belirtisi nefes almakta güçlük. Ancak tedavi edilmezse büyüme ve gelişme sorunları dahil birçok kalıcı soruna da neden oluyor geniz eti ve bademcik. Burundan nefes alamama, rahat uyuyamama, uyurken aşırı terleme. Bu belirtiler çocuklarda geniz eti ve bademcik sorunlarını işaret ediyor olabilir. Burundan nefes almak çok önemlidir. Çünkü burundan alınan nefesle ağızdan alınan nefes çok farklıdır. Burundan nefes aldığımızda akciğerdeki alveoller de açılır. Dolayısıyla karbondioksit oksijen, oksijen değişimi daha net olarak yapılır. Çocuklarda da burnu tıkayan en önemli neden geniz etidir. Eğer burun tıkanıyorsa, nefes alma problemi varsa bu sorunu çözmek lazım. Geniz eti ve bademcikle ilgili sorunlar çocuklarda sık görülüyor. Tedavi edilmezse kalıcı hasar bırakabiliyor. Kulakta sıvı birikimleri oluşabilir, işitme kayıpları oluşabilir. Hatta daha ileride kalıcı işitme kayıpları oluşabilir. Ayrıca çocukların gece uykuda iyi nefes alamamalarına bağlı da büyüme gelişme problemleri oluşabilir. Çocuk zayıf kalır, iştahsızdır. Peki geniz eti ve bademcik hangi durumlarda aldırılmalı? Geniz etinin tümüyle alınmasında bir sakınca yoktur. Çünkü geniz etinin görevi e, ihmal edilebilecek kadar azdır. Alınmazsa oluşacak problemler çok fazladır. Ama aynı şey bademcik için söylenemez. Bademcikte eğer kronik enfeksiyon dediğimiz yerleşmiş mikrop yoksa sadece olay bademciğin büyüklüğüyle ilgili ise temel olarak o zaman tümünü almamak, bademciği küçültmek son yıllarda uygulanan en önemli yöntemdir. Ailelerin çocukları uyurken gözlemlemesi tedavi yönteminin belirlenmesinde yardımcı oluyor.